Sayın Yavuz Ağır Alioğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tunceli Belediye Başkan adayının, sonra belediye başkanının Tunceli ile ilgili isim, Dersim isminin kullanılacağının açıklanması yönünde bir beyanatı oldu. Türkçenin yanında Zazaca ve Kürtçenin de resmi yazışmalarda kullanılacağını söyledi. Bu tip bir hevesi tolere edebilme imkanımız yok. Kanunlarımızda açık hükümler var. Bu tür düzenlemeler yapma selahiyeti TBMM'dedir. Milli bir devlette ben böyle bir şeyi yapıyorum yetkisini kullanma imkanı yoktur. Konfederasyon değilsek, eyalet tipi bir yönetim şeklimiz yoksa, bir milli devlette ben seçildim, seçilmiş bir belediye başkanı olarak seçildiğim mahallenin ismini değiştiriyorum deme yetkisi, selahiyeti yoktur. Bunu açık bir meydan okuma gibi algılarız. Bu mevzuda en ufak bir müsamaha göstermeyiz. Tarihi sicilimiz, devlet olma irademizi hiç kimseyle paylaşmadığımızın bir sürü örneğiyle doludur. Devletimizin şerik kabul etmediğini, devletimizin ortaklığa razı olmadığını, babalarını, evlatlarını gözden çıkarmış bir millet olarak defalarca ispatladık. Bu kabil bir teşebbüsü asla makul bulmuyoruz ve buna mukabele edilmesi lazım. Resmi yazışmanın Türkçe olduğu anayasada amir hükümdür, açıktır. Orta zeka seviyesinde herkes okuyunca anlayabilir o hükmü. Bu hükmün hilafına davranmak açık olarak anayasayı tanımıyorum demektir. Böyle yöneticilik yapılmaz. Buna teşebbüs eden insanların kendi hevesleri olabilir. Yani buğdayı organik yetiştiriyorum, nohutu makul fiyatlara yetiştiriyorum, istihdam problemlerini hallediyorum. Kendim belediye başkanı olarak da efendim makam arabası kullanmıyorum, belediye otobüsüne biniyorumun sonu devlete de meydan okuyorum şekline dönüştürülemez, dönüşemez. Dolayısıyla herkes işini yapsın, işine baksın. Böyle siyasi fantezi kaldıracak durumda falan değiliz bu mevzuda. Buyurun Sayın Ağar Alioğlu. İlgilileri ciddiyetle bu işe müdahaleye, sorumluluğa davet ediyorum. Milletin temsilcisi olanların da her aklına geleni söyleyip memleketin, milletin gündemini kendini seçenler nezdinde bile meşgul etmesini doğru bulmuyorum. Genel kurula saygılarımla. Teşekkürler Sayın Ağar Alioğlu.